أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesini okumuştum dersime başlarken. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde Estaizu billah ve nada'ul mevazinel kıstı liyevmil kıyame. Kıyamet gününde çok adil bir şekilde amellerinizi tartacak mizanları koyacağız. Siz kullarımın amellerini tartmak için adil teraziler koyacağım. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Hardal tanesi kadar dahi küçük olsa iyilik veya kötülük, onu getireceğiz. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ Muhasebeci olarak, hesaba çekici olarak biz yeteriz, diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi buna benzer başka ayet-i kerimeler de var. Zilzal suresinin sonunda اَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ buyuruyor. Yani zerre kadar iyilik yapan, zerre kadar kötülük yapan, bunun karşılığını mutlaka ahirette görecek, mizana girecek. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bir başka ayeti kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Herkes yarın için ne hazırladığını bir düşünsün. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Yine Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu yapmakta olduğunuz her şeyden hakkıyla haberdardır. Haşr suresinin 18. ayeti kerimesinde bu okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu hem kendisinden korkmamızı, takva üzere olmamızı hem de her birimizin yarın ahiret için ne hazırladığımızı düşünmemizi
emrediyor. Kıymetli dostlar, 3 aylar derken yarısı bitti. Nasip olursa bu gece Berat gecesini idrak etmiş olacağız. Berat gecesi de Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi oluyor. Yani 3 ayların tam ortasında olmuş olacağız bu gece. Bir Ramazan-ı Şerif ayı bir ay olarak var önümüzde. Bir de 15 gün Şaban ayından var önümüzde. Günlerin çok hızlı geçtiğini, ömrün de böylesine hızlı tükendiğini hep beraber fark ediyoruz. Ticaretle uğraşan insanlar elbette kâr yapmak için uğraşırlar. Zarar etmek için kimse uğraşmaz. Ancak buna rağmen zarar edenler olur mu? İflas edenler olur mu? Olur. Zarar ve iflasın en büyük sebeplerinden birisi muhasebedeki sıkıntıdır. Girdiği çıktığı doğru düzgün takip edemezseniz, bilginiz olmazsa açılırsınız bir de bakarsınız ki bu açıkları kapatma şansı yok, eyvah iflas ettim dersiniz. Demek ki iflasın temelinde yatan en büyük sıkıntı nedir? Kontrolsüz açılmadır. Muhasebeyi yapmamaktır. Girdiye çıktıya düzenli bakmamaktır ve bunun tedbirini almamaktır. El mecaz kantaratul hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. Nasıl ki dünya işlerinde insan, tüccar muhasebeyi iyi tutmazsa sene sonunda gümleyebilir, batabilir. Ahiretle ilgili insanoğlu hesabını iyi tutmazsa ölümle başlayan ebedi yolculukta gümleyebilir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh der ki: "Eyyühennâs, ey insanlar, hâsibû enfusekum kable en tuhâsebû." Allah tarafından hesaba çekilmeden siz önceden hesabınızı yapın. وَزِنُوا اَعْمَالَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُوزَنَ عَلَيْكُمْ. Allah tarafından amelleriniz tartılmadan siz de amellerinizi tartınız. وَتَهَيَّئُوا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ. En büyük arza hazırlanın. En büyük arz nedir? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Mevla buyuruyor. Kullarım, yarın ahirette Allah'a arz edileceksiniz. Allah'a arz edildiğiniz zaman sizin dünya hayatında iken yaptığınız amellerden hiçbirisi saklı kalmayacak. Dolayısıyla buna arz-ı ekber deniyor. Bir mahkemeye çıkarsın, olan şeyleri söylemezsin, hakim nereden bilecek? Ama mahkeme-i kübraya, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan insandan hiçbir saklı, gizli şey saklı kalmayacak, gizli kalmayacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu saklı olan şeyleri değil, kalpteki duyguları bile bilir. Beynimizde neyi tasavvur ettiğimizi, niyetimizde neyi sakladığımızı da bilir. Bundan herhangi bir şeyi saklamak mümkün değildir. İşte Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Allah tarafından hesaba çekilmeden siz kendinizi hesaba çekin. Allah tarafından yarın ahirette amelleriniz tartılmadan siz amellerinizi tartın. O arz-ı ekber olan en saklı, en gizli amellerinizin bile ortaya çıkacağı o güne, bugünden hazırlanmış olun. Büyük İslam alimlerinden Hazreti Fuzail bin İyaz der ki: "Men hasebe nefsehu qabla en yuhasife khaffa fil kıyameti hisabuhu." Bir insan eğer dünyada kendisini ne yaptım, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, bu yaptıklarımın hesabını verebilir miyim diye kendisini bir hesaba dünyadayken çekerse ahiretteki hesabı kolaylaşır.
ve haddara ani's suali cevabehu ve yarın ahiretteki soruların cevabını şimdiden hazırlamış olur. Hesaba hazırlanmış olur, soruların cevabını da hazırlamış olur. Ve hassana munqalabahu ve ma'abahu, gideceği yeri şimdiden güzelleştirmiş olur. Hesabı kolay olunca olay böyle devam eder. Kıymetli dostlar, Allah dostlarından bir tanesi muhasebe yapıyor. Yaş 60. Diyor ki kendi kendine, benim yaşım 60. 60 senede ne kadar gün var? 2021.500 gün var diye hesap çıkarmış. Ondan sonra şöyle düşünmüş. Demiş ki benim 60 senede 21.500 günüm var. Bu 21.500 günde her günde bir tane günah işlemiş olsam, o zaman benim sadece 60 senede 21.500 tane günahım var demektir. Mahkemede insan bir tane suçunun hesabını vermekte zorlanıyor. Ben 21.500 tane suçun hesabını nasıl verebilirim diyor. Bir ikincisi, bu günde bir tane günah işlediğim takdirde, eğer günde 10 tane günah işlersem, eğer günde 100 tane günah işlersem, 21.500 günün 10 ile çarpımı, 100 ile çarpımı, ben bunların altından nasıl kalkarım diyerek ağlamaya başlar. Hüngür hüngür ağlar ve hatta bayılır, kendisini zor ayıltırlar. Yani bizden önce işi kavrayan insanlar muhasebe yapmışlar mı? Muhasebe yapmışlar. Bu muhasebe onları olgunlaştırmıştır. Gerçekten 60 sene ömür yaşayan kişinin 21.500 gibi o civarda bir gün geçirmiş ise, ki günah işlemek çok zaman alan bir şey değildir. Bir yalan söylemek 5 saniye alır. 5 saniyede bir insan bir günah işleyebilir mi? Hem de büyük günahlardan. Bir adam öldürmek 2 saniye alır. Tak diye vurursun, bir adam öldürürsün. Gıybet etmek, göz zinası, efendim dedikodu, gıybet, yalan, iftira, kazanırken helal ve haram hassasiyeti olmaması, yani bir günde insan 10 tane değil, 100 tane değil, daha fazla günah da işler eğer dikkat etmezse. Diyor ki, ben 60 senelik ömrümde 21.500 gün var. Birer tane günah işlesem 21.500 tane günahım olur. 10'ar tane günah işlemiş olsam 200.000'den fazla günahım olmuş olur. Ya 100'er tane günah işlersem, işlemişsem ben bunların altından nasıl çıkarım, nasıl hesabını veririm? Ağlıyor, ağlıyor ve bayılıp düşüyor. Zor ayıltıyorlar kendisini. Şimdi kıymetli dostlar, demek oluyor ki Allah Celle ve Ala Hazretleri bize neyi emrediyor? Ey insanlar, وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, herkes yarın için ne hazırladığını düşünsün diyor. Muhasebesini yapsın. Bir beraat gecesinin arafesindeyiz. Bu akşam nasip olursa beraat gecesidir. Peki beraat gecesinde Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bize lütfetmiş olduğu böyle bir beraat gecesinde, mübarek bir gecede neler yapmalı? Neyi gözden geçirmeli? Nasıl beraati ele almalıyız? İşte burada bir nefis muhasebesi yaparak bundan sonraki hayatımızı bundan öncesinden daha kârlı, daha akıllı, daha basiretli bir şekilde nasıl geçirebileceğimizin değerlendirmesini yapmamız lazım. Doğrusu ömür çok kısadır. Şu anda burada konuşan ben, dinleyen sizler,
Ne ben kürsüden inmeye garantim var, ne de sizin oturduğunuz yerden kalkmaya garantiniz var. Bu kadar ani olan dünyadan ahirete intikal ve ömür sermayesinin bitmesi bizi günlük muhasebe yapmaya sevk eder. Yani her Müslüman her gün en azından bir muhasebe yapmalı. Bugün nasıl geçti? Bugün içerisinde Rabbimin rızasına muhalif neler yaptım? Bunları bir gözden geçirip tevbe edeyim. Rabbimin rızası ve emri doğrultusunda yaptığım ibadetlerde, yapmam gereken ibadetlerde aksaklığım var mı? Mesela yat saatinde biz muhasebe yapacak olsak, bugünkü namazlarımda sıkıntım var mı? Varsa hemen kaza et, yarına bırakma. Çünkü yatarsın, kalkamayabilirsin. Sonra bunun hesabını veremezsin. Eğer günah işlediğimiz günahlar varsa onlar için de ne yaparız? Tevbe ederiz, istiğfar ederiz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Mevla buyuruyor ki kullarımdan bir kısmı yanlış yaparlar, günah işlerler. Sonra hatırlarlar yanlış yaptıklarını, günah işlediklerini. Hemen istiğfar ederler, özür dilerler, estağfirullah derler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir ki? Elbette kul Mevla'dan mağfiret talep edecek. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile de o istiğfar ettikleri günahlara ısrar etmezler. Tevbe ettiği günahı bırakır geriye. اُولَٰئِكَ Bunlar var ya. جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ Bunların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmaktır. Yani biz muhasebe yaptık, işlediğimiz günahı hatırladık, hemen istiğfar ettik, özür diledik ve o günaha da ısrar etmedik, bile bile ısrar etmedik. Mevla buyuruyor ki, benim size bu şekilde davrandığınız takdirde müjdem günahlarınızı silerim diyor. Altlarından nehirler akan cennetlere de yerleştiririm diyor. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar, biz günlük olarak muhasebe yapmalıyız. Hele hele böylesine bir beraat gecesinin arefesinde böyle beraati elimize alabileceğimiz bir gecede muhasebe yaparak geçmişle ilgili ciddi istiğfarda bulunursak Rabbimizin mağfiretini elde etmiş oluruz. Bir insan kendisini ticarette hesaba çektiği gibi kârda mıyım, zararda mıyım veya ortak olduğu birisiyle yapmış olduğu ortaklıkta efendim hesap ver, kârda mıyız, zararda mıyız? Buradaki hassasiyeti gibi kendisini hassasiyeti ahiret konusunda, Allah'a karşı vazifeleri konusunda muhasebeye çekmedikçe Allah'ın muttaki kullarından olması mümkün değildir. Ne demek muttaki kullar? Allah'a karşı saygıda kusur etmeyen kullar demektir. Kıymetli dostlar, biz nefsimizi muhasebeye çektiğimiz zaman bundan elde edeceğimiz faydeler nelerdir diye bir başlık atacak olursak, bir defa insan nefsini muhasebeye çekince ayıplarına, kusurlarına muttali olur. Eğer bir insan kendi kusurunu, kendi aybını görmezse, hasta olduğunu bilmeyen doktora gider mi? Gitmez. Hasta olduğuna inanmayan ilaç kullanır mı? Kullanmaz. İnsan aybını görebilmesi için muhasebe yapması lazım kendisini. Muhasebe yapınca, doğru düzgün muhasebe yapınca eksiklerini görecek. Eksiklerini görmeyen insan tedavi olmaz. İlaç kullanmaz. Hasta olduğuna inanmayan insan ilaç kullanmaz. Şimdi şöyle bir anekdot anlatmak isterim. Burada şahsiyet yapmıyorum. Yani
bildiğiniz bir insandan bahsetmiyorum. Sadece bir macerayı anlatmak için söylüyorum. Nikah kıymak için kızıyla beraber gelen bir babaya önce kız ve damada sordum, namazlarınızı kılar mısınız diye. Efendim, onlardan sonra orada biraz sıkıntı görünce, ama tahmin etmiyorum babasının kılmadığını, babasına sordum, dedim ki siz, dedim, namaz konusunda nasılsınız? Yani hocam, dedi, cumaları kaçırmamaya çalışıyorum, dedi. Şimdi kızın babası dediğime göre bu yaş 50 civarında bir yaş. Soruyorum size kıymetli dostlar, 50 yaşına gelmiş bir Müslüman hala 5 vakit namaz konusunda tamamen tembel, cumaları kılmaya çalışıyorum diyorsa, bu insan kendi kendini muhasebeye çekmiş olsa, ben nereye gidiyorum, ne yapıyorum diye ayıbını, kusurunu görecek mi? Görecek. Görünce de ne yapacak? Çaresine bakacak. Ama böyle gelmiş, böyle gider diye devam ediyor. Eksiğinin farkında değil, farkında olmayınca da tedavi ihtiyacı, tevbe ihtiyacı, telafi ihtiyacı görmüyor, duymuyor kendisinde. Bundan dolayıdır ki bir insan nefsini muhasebeye çekerse, ne yapıyorum, Allah'a hesap verecek durumda mıyım, değil miyim diye, yaptıkları ve yapmadıkları konusunda kendisini hesaba çekince, evvela kendi ayıplarını, kusurlarını görmüş olur. Ayıbını, kusurunu görünce hastalığını, kirliliğini fark eder, temizlenme ihtiyacı olduğunu, tedaviye ihtiyacı olduğunu anlamış olur. İkinci faydası, insan eksiğini, kusurunu idrak edince tevbe etmiş olur, pişman olmuş olur. Kıymetli dostlar, en büyük tevbe pişmanlıktır. İnsan önce zararını idrak edecek, yanlışını anlayacak ve pişman olacak. Pişmanlık ciddi bir tevbe olduğuna göre, bir insan pişman olabilmesi için önce hatasını fark etmesi lazım. Efendim, tehlikeyi fark etmesi lazım. Eğer tehlikeyi fark ederse pişman olur, pişman olunca da tevbe etmiş olur. Tevbeye gelince Allah Celle Celaluhu, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a tevbe edin diyor. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler! Topluca Allah'a tevbe edin ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz diyor. Kıymetli dostlar, insan eğer kendi nefsini muhasebeye çekmiş olursa, bu muhasebe neticesinde Allah-u Teala'nın üzerimizdeki hakkını biraz daha idrak etmiş olur. Ne demektir? Ayaklarından sıkıntı çeken bir Allah dostunu bir gün ziyaret ettiğimde bana şunu söylemişti. Ali Efendi, ben zannederdim ki insan vücudunda en önemli organ kafadır. Meğer ayaklar da önemliymiş. Kıymetli dostlar, insanoğlu çalışır, para kazanır, ihtiyaçlarını gördükçe her şeyin kendisinde başlayıp bittiğini zanneder. Peki Allah gözümüzü gördürmezse gözümüz görebilir mi? Allah Celle Celaluhu ayağımıza güç kuvvet vermezse ayağımız çalışabilir mi? Allah Celle Celaluhu elimize güç vermezse elimiz çalışabilir mi? Allah Celle Celaluhu beynimize idrak gücü vermezse, aklımızı çalıştırmazsa aklımız ile yaptığımız işleri yapabilir miyiz? Bir başka ifadeyle, A'dan Z'ye kadar, Elif'ten Y'ye kadar sahip olduğumuz bütün imkanların hepsi bize sadece emanettir. Hiçbirisinin biz gerçek sahibi değil. Alzheimer hastası olan çevremizde insanlar var. Bir sözü öbür sözünü tutmuyor. Kendi çocuğunu tanımıyor, kendi eşini tanımıyor. Peki senin ve benim aklımızın hangi garantisi var? En ufak bir sarsıntıda aklımız gitmiş olsa hangi işi yapabiliriz?
evimizin yolunu bulamayız. Bırakın bir hesap makinesiyle hesap yapmayı, anamızı tanımayız, babamızı tanımayız, eşimizi tanımayız. Kısacası, biz işimiz varsa Allah verdi, eşimiz varsa Allah verdi, paramız varsa Allah verdi, aklımız varsa Allah verdi, evimiz, evladımız varsa Allah verdi. Dolayısıyla insan muhasebe yaptığı zaman Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendisi üzerine olan nimetini fark edecektir. Bu nimeti fark etmek bize neyi kazandıracaktır? Bize Allah'a karşı şükür görevimizi yerine getirme bilincini ve şuurunu verecektir. Bugün şu anda beni dinleyen siz dostlarımın ve benim, bu asırda yaşayan kardeşlerimizin en büyük sıkıntısı yokluk değildir. En büyük sıkıntısı varlığın şükrünü eda etmemektir. Şöyle bir düşünün kıymetli dostlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene önceki köy macerasına bir dönün bakalım. Köyümüzde araba yok, katır ya vardı ya yoktu. Merkep ya vardı ya yoktu. Şimdi aynı köye gittiğiniz zaman arabası olmayan ev var mı? Arabası olmayan ev var mı? Efendim, rahmetli babamdan dinlerdim. Köyde bir kişi de saat olurdu. Millet zamanı öğrenmek için, iftar saatini öğrenmek için ona gidip sorarlardı. Bir kişi de saat vardı. Şimdi ne dersiniz? Bizim yokluktan şikayet etmek gibi bir hakkımız yoktur. Varlığın farkında olup şükretmek gibi ciddi bir görevimiz vardır. Fakat biz muhasebe yapmadığımız zaman, geçmişte bugünü kıyaslamadığımız zaman biz yokluk nedir, varlık nereden gelmiştir bunu fark edemeyiz. İçimizde şu anda beni dinleyen dostlarımın içerisinde araba sahibi olmak, ev sahibi olmak hayaldir. Nereden, kime, bana nereden nasip olacak diye hayal eden nice insanlar bugün kendisinin de arabası var, belki eşinin de arabası var. Bir evde belki iki tane de araba var. Peki farkında mıyız? Yani Rabbimizin bu kıyağının, bu nimetlerinin farkında mıyız? Peki şöyle bir şey sorayım. Senin kirada, kiraya verdiğin iki tane dairen var. Bir başkasının da kiraya verdiği 12 tane dairesi var. İki dairenin, kirada olan iki dairenin vergisi ile kirada olan 12 dairenin vergisi aynı mıdır? Değildir. Bir arabası olanın vergisiyle 5 arabası olanın vergisi aynı mıdır? Değildir. O zaman bir katır bir köyde bulunmazken şimdi her evde kaliteli bir marka bir arabanın bulunmuş olmasının vergisi, şükrü aynı olabilir mi? Ama şu da bir gerçektir ki katır bulamayan insanlar çayırda, bayırda, ormanda namazlarını kılar, Allah'a şükrederler. Ya Rabbi sana şükür, kahvaltıda zeytin buldum, peynir buldum, karnımı doyurdum deyip şükrederlerdi. Evime gittim, köyüme gittim, eşime ulaştım diye şükrederlerdi. E şimdi 10 çeşit kahvaltıda malzeme vardır ama ya Rabbi şükür yoktur. Babacığım, anneciğim sana teşekkür ederim, ne güzel sofra hazırladın, neredeyse diyen de kalmamıştı. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bir muhasebe yaptığımız zaman açıklarımızı göreceğiz, eksiklerimizi fark edeceğiz. Açıklarımızı ve eksiklerimizi fark ettikçe de ne yapacağız? Tedavi ve telafisini yapmış olacağız. Öyleyse Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin bize vermiş olduğu akıl ile efendim nefsimizi bir muhasebeye çektiğimiz zaman elde edeceğimiz faydalardan birisi de İnkisarul abdi ve tedellülühü beyne yedey rabbihi tebareke ve teala. Bakacağız ki Rabbimiz bize sonsuz nimetler vermiş. Ben daha çok kulluk yapmam gerekirken daha çok isyan ettim, nankörlük yaptım deyip Mevlamızın karşısında boynumuzu bükmüş olacağız, suçumuzu itiraf etmiş olacağız. Bu da kul için çok önemlidir. Yani bir kulun
Rabbimiz, Rabbisinin huzurunda boynunu bükmüş olması, Allah'ım ben kusurlu bir kulum, beceriksiz bir kulum, günahkar bir kulum demesi büyük bir olgunluktur, olması gereken bir vazifedir. İnsan muhasebe yaptığı zaman bunun farkında olacaktır. Kıymetli dostlar, biraz önce ifade etmiştim ki, gerçekten bir insanın nefis muhasebesi yapması hem Allah-u Teala'nın emridir, hem eksiklerimizi, kusurlarımızı görme adına, kendimizi bulunduğumuz makamı değerlendirme adına ve yarına hazırlanmamız adına muhtaç olduğumuz görevlerimizden bir görevdir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bir bahçeye girer. Girdiği bahçede Ensardan birisinin bahçesine girer. Bir daldan bir dala, bir ağaçtan bir ağaca uçan kuş görür. Onu gördüğünde şöyle düşünür ve şunu söyler. Heniyen leke ya tâir. Helal olsun sana ey kuş. Sen bir taştan, bir ağaçtan bir ağaca uçarsın. İstediğini yersin. İstediğini içersin. Vakti gelince ölürsün. Senin için ne hesap var, ne de ceza var. Oysa bana gelince, ey Ebu Bekir, keşke sen bir insan olarak dünyaya gelmeseydin. Bir Müslümanın göğsünde bir kıl olsaydın, ahirette hesap veren birisi olmasaydın. Ben yediğimden de hesap vereceğim, içtiğimden de hesap vereceğim. Ben bir kuş değilim. Kuş yer, içer, vakti gelince ölür. Hesap yok, ceza yok. Ben öyle değilim. Yaptıklarımdan, konuştuklarımdan, her şeyden hesaba çekileceğim. Ah, keşke ben bir Müslümanın göğsünde bir kıl olsaydım, bir ağaçta dal olsaydım, bir toprakta bitki olsaydım, yarın ahirette hesap veren birisi olmasaydım der. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Hazreti Enes'in anlattığına göre diyor ki Hazreti Enes, bir gün Emirul Mü'minin Hazreti Ömer'in benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu hakkında şanında söylenen, Efendimizin kendisini tezkiye ettiği, övdüğü ve adaletiyle beraber, adilliğiyle beraber İslam tarihinde kendisini ispatlayan Hazreti Ömer Efendimiz kendi kendine şöyle hitap ediyor. Diyor ki Emirul Müminin, bak bak, otur be, otur yerine diyor. Vallahi لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهِ اَوْ لَيُحَاسِبَنَّكَ اللّٰهِ. Vallahi ya Allah'a karşı saygıda kusur etmezsin veya bağıra bağıra Allah'a hesabını verirsin. Bunu durmadan tekrarlıyor. Ey Ömer diyor, ey Ömer diyor. Kendi kendine. Ya Allah'a karşı saygıda kusur etmeyeceksin veya bağıra bağıra hesabını vereceksin. Ya ey Ömer, ya Allah'tan korkacaksın. Ya bağıra bağıra hesabını vereceksin diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Kıymetli dostlar, bir insan eğer nefis muhasebesini yaparsa, yarın için ne hazırladığının hesabını yaparsa, eksiklerini, kusurlarını görecek ve telafi edecek. Sonradan gelen kardeşlerimize de belki bir nebze, uyandırıcı bir vesile olur diye bir Allah dostunun nefsini muhasebede kullandığı metodu paylaşmak isterim tekrar. Diyor ki bir Allah dostu, ben 60 yaşına geldim diyor. 60 seneyi günleriyle çarpıyor. Ben diyor 21.500 gün yaşadım diyor. 21.500 gün yaşadığıma göre her gün bir günah işlesem, o zaman benim 21.500 tane günahım var. 10'ar tane günah işlesem, ya 100'er tane günah işlemişsem,
benim günahlarımın haddi hesabı yoktur. Bir tane eksiğimizin, hatamızın mahkemede hakim karşısında hesabını vermek zor oluyor. Ya bunca günahların hesabını Rabbimin karşısında vermek nasıl olur diyor, ağlıyor ve bayılıp bir yere düşüyor. Zor ayıltıyorlar kendisini. Nefis muhasebesi yaptığında böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ben de siz dostlarıma şunu söylerim. Berat gecesi geldi. Nasip olursa bu gece Berat gecesidir. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir. Bu vesileyle Allah-u Teala'nın önümüze getirdiği mübarek gecelerden bir geceyi idrak etmiş olacağız. Ve Ramazan-ı Şerif'e doğru hızlı bir şekilde eğer vaktimiz varsa ilerliyoruz. Sonuç olarak bir muhasebe yapalım bizden, bir nefis muhasebesi yapalım. Allah Celle Celaluhu Ragaib gecesini verdi. Efendim, Miraç gecesini verdi. Bu gecede nasip olursa Berat gecesini verecek. Bu geceler, bu mübarek geceler, cumalar bizim üzerimizde etki yapmıyorsa, değişiklik yapmıyorsa, bunlar bizim uyanmamıza vesile olmuyorsa, o zaman bizde bir sıkıntı var demek değil midir? Bundan dolayıdır ki, kıymetli dostlar, şöyle bir muhasebe yapalım. Mesela, bir günde 5 vakit namaz vardır. Eğer kaza edilecek namaz olarak hesap ederseniz, vitir namazı da kaza edildiği için 6 tane namaz hesap edilir. Peki, 10 gün namaz kılmayan insan, ne olmuş oluyor? 60 tane namaz borcu var demektir. Eğer bir insan günlerini buna göre hesap ederse, senelik ve kaç yaşındadır, 50 yaşındadır, 40 yaşındadır, 60 yaşındadır, namaz kılmadığı günleri, ayları hesap edersek bir ayda 180 vakit yapar. Bir ayda 180 vakit namaz yapıyorsa bunun 10 ayı, 10 senesi neler yaptığının hesabını yapmak lazım. Ben şunu samimiyetle inanarak söylüyorum. Allah Teala'nın işine kimse karışamaz. Allah istediği kulunu affeder, istediğini cennete koyar, istediğini cehenneme koyar. Onun işine kimse karışamaz. Ancak Kur'an'da bize beyan ettiği bilgilere göre biz konuşuruz. Allah adına kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir. Bir insan ahirete gittiğinde bütün namazlarını kılmış olsa, sadece bir tanesini kılmamış olsa, Allah da onu affetmediği takdirde bunun altından kalkamaz, hesabını veremez. Yani sırat köprüsünden geçemez. Ancak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu affettim seni derse ona kimse karışamaz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir namazı terk etmek büyük günahlardan bir günahtır. Bir orucu tutmamak büyük günahlardan bir günahtır. Zekatını hiç vermemek veya aksak eksik vermek büyük günahlardan bir günahtır. Yalan söylemek büyük günahlardan bir günahtır. Annenin, babanın kalbini, gönlünü kırmak büyük günahlardan bir günahtır. Bir Müslümanın kalbini kırmak büyük günahlardan bir günahtır. Elbette anneninki, babanınki daha fazla, daha büyük günahtır. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman, geçmişle ilgili ömrümüzü gözden geçirdiğimiz zaman, gerçekten tevbeye, istiğfara çok fazla ihtiyacımız olduğu herkes tarafından anlaşılır. Ve Ezan-ı Muhammed'i okundu, ben şöyle bitireyim isterseniz. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına baktığımız zaman sadece günahlardan istiğfar etmiyordu. Namazdan sonra bile estağfurullah diyordu. Mekke'nin fethini Cenab-ı Hak müjdeliyor ona. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Sonra ne diyor? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme, Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah'ın yardımı geldiğinde, Mekke fethedildiğinde, insanların kalabalık gruplar halinde İslam'a girdiğini gördüğünde, bir tesbih edeceksin, Subhanallah ve bihamdihi diyeceksin. Hamd edeceksin, Subhanallah ve bihamdihi diyeceksin. Bir de estağfirullah diyeceksin. Mekke fethediliyor. Müslümanlar grup, insanlar grup grup İslam'a giriyorlar. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'den ne istiyor? İstiğfar istiyor. Yani
bir fetih gerçekleştiğinde, bir namaz kıldığında estağfurullah demeye ihtiyaç varsa, günahlardan sonra, günahlarımızı idrak ettiğimizde samimiyetle istiğfara çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Rabbim dünyadan ahirete göçerken güle güle göçebilmeyi, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, ruz-u mahşerde kolay hesap verip ilk cennete girenler arasında bulunmayı her birimize nasip eylesin. Rabbim dünyadaki zorluklarınızı kolaylığa tebdil eylesin. Yuvalarınızdaki huzursuzlukları huzura tebdil eylesin. Çocuklarımızı, nesillerimizi hayırlı eylesin. Rızıklarımızı helalinden bol ve bereketli eylesin. Bizleri harama muhtaç eylemesin, yalana muhtaç eylemesin, namerde muhtaç eylemesin, kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.